Fight Club filminden Tyler Durden, anarşist ve tüketim karşıtı bir varoluş, Dövüş Kulübü adlı yeraltı örgütünün lideri, şiddet yanlısı, öngörülemez, cinayete meyilli bir bomba uzmanı. Evrenin ücra bir köşesinde kendi halinde dönen mavi bir gezegen vardı. Bu gezegen ahlak kuralları, etik değerler, iyilik ve güzellikle yönetilirdi. Her şey toz pembe. Ve bir gün iki boyunlu, tek başı kesik bir canavar evrenin en karanlığından çıka geldi. Gezegeni çiğnedi, yedi, yuttu ve tükürdü. Then snub me. You love me, you hate me. You show me a sensitive side, then you turn into a total asshole. Is that a pretty accurate description of our relationship, Tyler? Birinci bölüm ikiyüzlü manipülatif. Tyler Durden modern toplumun çoğu erkeğin bireyselliğini öldürdüğünü söyler. Onları nasıl da köleleştirdiğini uzun uzadıya anlatır. Nutuk çeker. Daha sonra kendi örgütüne katılanlara tam olarak aynı şeyi yapmaya devam eder. Onları düzenli olarak aşağılar ve küçümser. Köleleştirir. Onları sadık, sorgulama yetisini kaybetmiş kölemenlere dönüştürür. Kişiliklerini ellerinden alır. Uzaya fırlatılacak maymun gibi hazır. İkinci bölüm alter ego'nun egosu. Tyler filmdeki anlatıcının daha karizmatik alter egosudur. Onun disosiyatif bölünmüş kişiliğinin bir parçasıdır. İçsel bir yabancılaşmanın tezahürüdür. Kuralları, sınırları ve standartları yoktur. Hayatın bir amacı olmadığına inanan kötümser nihilisttir. Bilimsel, ampirik, materyalist bir zihin yapısı vardır. Bu da beraberinde kara hedonizmi getiriyor. Görünmek istediği gibi görünür, yapmak istediğini yapar, yok etmesi gerektiğinde yok eder. We can retreat. It's not a goddamn seminar. Stop trying to control everything and just let go. Let go! Üçüncü bölüm ne kadar kötü, o kadar kel. Tyler filmin sonlarına doğru kafasını tıraş eder. Bunun sebebi anlatıcının Tyler'ın gerçek doğasının artık farkına varmasıdır. O Tyler'ın karanlık yönlerini net bir şekilde görmeye başlar. Yıkıcı eğilimlerinin ve manipülatif davranışlarının daha fazla farkına varır. Ve bununla beraber onu kısa saçlı görmeye başlar. Bu metafor kişinin öz farkındalığı erdiğinin göstergesidir. Kendi içsel şeytanıyla yüzleşmeyi sembolize eder. Anlatıcı hayatının kontrolünü geri almak için bu şeytanla yüzleşmelidir. Nihayetinde güya onu yok etmelidir de. Ayrıca kellik medya literatüründe karizmatik cephe ile tezat oluşturan içsel boşluğu ve insanlık eksikliğini de sembolize eder. Answer me. Dördüncü bölüm yıkım uzmanı. Tyler günlük ev eşyalarından etkili patlayıcılar yapar. El yapım bombalar oluşturur. Sabun, gübre ve kimyasallar kullanır. Tyler'ın bu yönü anarşist ve düzen karşıtı karakterine cila çeker. O tüketim kültürünü reddeder. Kaosu ve yıkım bir kurtuluş biçimi olarak kucaklar. Bu bağlamda imha becerisi kaos planının ham maddesini oluşturur. Patlayıcılarla sabotaj ve vandalizm eylemlerini gerçekleştirir. O nedenle bu beceri Tyler karakter için özellikle seçilmiş gibidir. Biçilmiş kaftandır. Onun patlayıcılar hakkındaki bilgisi otoriteyi reddetmesinin ve statükoyu bozma arzusunun bir sembolü olarak hizmet eder. Wouldn't do that unless I knew which wires were what. If you know then I know. Beşinci bölüm Tyler'la yüzleşme. Adı hiçbir zaman açıkça anılmayan anlatıcı derin bir yabancılaşma ve boşluk duygusundan muzdariptir. Yıkık bir yaşama sahip uykusuz bir ofis çalışanıdır. Çürümüş varoluşuyla ilgili bilinçaltı arzularının ve hayal kırıklıklarının bir tezahürü olarak bölünmüş bir kişilik olan Tyler Durden'ı oluşturuyor kafasında. Tyler anlatıcının olmak istediği her şeyin somutlaşmış halidir. Özgüvenli, karizmatik, maskülen. Hikaye ilerledikçe Tyler'ın anlatıcı üzerindeki etkisi giderek daha baskın hale geliyor. Anlatıcı kendisini Tyler'ın anarşik dünya görüşünün derinliklerine çekilirken buluyor. Onun planlarına daha fazla karıştıkça kendi kimliğini ve akıl sağlığını sorgulamaya başlıyor. Anlatıcının uhrevi doruk noktası Tyler'la yüzleştiği andır. Bir dizi vahiy aracılığıyla anlatıcı Tyler'ı reddetmesi ve kendi hayatının kontrolünü ele geçirmesi gerektiğini fark ediyor. Ağzına demirden namluyu alıyor ve kendini vuruyor. Sembolik olarak Tyler'ı yani şeytanı öldürüyor bir nevi. Tyler'ı öldürmek anlatıcının eski kimliğinden ve düşüncelerinden sıyrıldığı yeniden doğuşunu sembolize ediyor. Gözlerim açıldı. Bu koku da ne?
6. bölüm kötülüğün standartları. Tyler filmde kaos planını yürütürken yıkımı gerçekleştirmeden önce havaya uçurmaya planladığı ofis binalarının boşaltılmasını sağlıyor. Bu eylem Tyler'ın toplumsal normlara meydan okumaya ve onları bozmaya istekli olmasına rağmen masum insanlara zarar verme konusunda bir çizgisi olduğunu gösteriyor bize. Bu Tyler'ın her şeye rağmen bir empati anlayışına sahip olduğuna işaret eder ya da bireylerden ziyade sistemlere karşı savaşmaya olan inancının bir tezahürü de olabilir. Ayrıca gereksiz yere zarar vermesini engelleyen kişisel bir ahlaki kodun bir göstergesi olarak da yorumlayabiliriz. Yine de tüm bunlar Tyler'ın tabii radikal bir felsefeye sahip olduğu gerçeğini de değiştirmiyor. Bu bağlamda Tyler'ı güzellemenin de bir alemi yok. Yedinci bölüm normların çelişkisi. Tyler Durden normlara ve kurallara karşı bir figür gibi görünür. Ancak yine asıl norm oluşturucu kendisidir. Gerçek bir erkeğin nasıl olması gerektiği, hipermaskülen sert erkek arketipine bağlılığı, Red Pill'vari bir ekol benimsemesi aslında yine uzak durmaya çalıştığı toplumsal normlara hizmet ettiğinin göstergesidir. Özetle Tyler'ın alternatif erkeklik vizyonu hala geleneksel sertlik, fiziksel güç ve saldırganlık klişelerine dayanmaktadır. Toplumsal değerleri reddetmesine rağmen paradoksal bir şekilde başka bir dizi beklentiye, aşırı erkeksi sert adamın beklentilerine uyarak onay arayışı içindedir. Dövüş kulübüne hoş geldiniz. Dövüş kulübünün ilk kuralı dövüş kulübünden söz etmemektir. Dövüş kulübünün ikinci kuralı kimseye kulüpten söz etmemektir. 8. bölüm sorunlu çözüm önerisi. Tyler kapitalizmi eleştirir, bunun kölesi olan beyaz yakalılara giydirir, maddi varlıklara ve yüzeysel arzulara takıntılı bir toplumu eleştiriyor yine. Amansız zenginlik ve statü arayışı olanları da eleştiriyor. Öyle ya da böyle Tyler'ın tüketimciliğin insan mutluluğu açısından sığ bir girişim olduğu yönündeki gözlemi zekicedir bence. Doğruya doğru. Ancak sunduğu çözüm ne? Kaos ve yıkım. Bir yeraltı terör örgütü kurmak. Tyler'ın mantığındaki kusur eylemlerinin sonuçlarını dikkate alamamasında yatmaktadır. Kendisini tiranlığa karşı savaşan bir devrimci olarak görse de asıl tiranlığı kendisi yapmaktadır. Örgütün yarattığı şiddet ve yıkım anlamlı bir değişim potansiyelini baltalamaktadır. Tyler toplumu anarşi ve sürekli bir korku durumu haline sürüklüyor. Dövüş kulübü aslında aşırılıkçılığın cazibesiyle maskelenmiş bir yıkım örgütüdür. Çözüm sunmaz. Yani kimdir Tyler Durden? Sorguladın mı Jack? Organlarına sahip çıktın mı? Yalnızlığın karanlığında gizli bir hikaye. Olmak istediğin kişi. Tyler dedin. Ne oldu? Olduğunda ne oldu? Olduğunda kaçtığın kişi. Al eline silahı, sokuştur ağzına. Çek tetiği. Öldür onu. Öldür kendini. Öldürebiliyorsan. Karanlığın çocuğu, aydınlığın umudu, dövüşlerin arenasında özgürlüğün savaşçısı, isyanın meşalesi, sonsuzluğun yolcusu. Ne oldu şimdi, gerçek mi sandın? Al sana bir halüsinasyon işte.